Merhaba arkadaşlar, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir yelek çalışması yapacağız. Umarım beğenirsiniz. Şimdi kamerayı ben elimde şöyle bir tutayım, tamamını görmeniz için. Çünkü tripoda taktığım zaman tabii ki ekranımız küçülüyor. Şimdi şöyle bir görmeniz için göstereyim ben size. Ben bunu kafadan, yani doğaçlama olarak bu motifleri öylesine ördüm. Şimdi bu motiflerin bir tanesi arkadaşlar 12 santim. Yani verdiğim ölçülere göre bu biraz büyük anne yeleği gibi olacak. 46-48 beden falan da giyebilir. Mesela bunun şöyle ölçtüğümüz zaman motiflerimizin bir tanesi 12 santim. Bunu illaki bundan olacak diye bir şey yok. İstediğiniz modelde motiflerinizi yapabilirsiniz. Burada bize 28 tane motif lazım. 28 tane motifimiz hazır olduktan sonra ipim bu arada Alize Cotton Gold ile ördüm. 3 no tığ ile ördüm. 28 tane motifimizi hazırladıktan sonra arkadaşlar şöyle bir tablo yapıyoruz. Yani 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane motifimizi ekliyoruz. Bunların linkini de atabilirim size. İp koparmadan motif birleştirmeyi zaten çalışmıştık. Onlara bakarak da yapabilirsiniz. 8 tane motiften 1, 2, 3 sıra. Yani 8, yukarıya geliyoruz. 8, üst tarafı 3. sıraya da geliyoruz. 8 tane 3 sıra ekledikten sonra tam arka ortamız burası. Şurası ön arkadaşlar, 2 tanesi. Pardon. Şu, evet. Şöyle yaptığım zaman bakın. Katladım şimdi. Buraları düz öreceğiz hep birlikte. Bu tarafta aynı şekilde. Ben bu tarafı ördüm size göstermek amaçlı. Şimdi göstereceğim tekrar. Siz yapmanız gereken 8 tane motiften 3 sıra yapıyorsunuz ve tam arka ortaya 4 tane motif gelecek şekilde 4 motifimizi de ekliyorsunuz. Önleri şimdi birlikte yapacağız. Ben hemen takacağım yerine. Şimdi ön kısımları nasıl yaptık? Ben sizler için aslında yaptım bir tarafını. Diğer tarafında bunu görmeniz için yaptım ve diğer tarafı da birlikte çalışacağız şimdi. Bu iki tane arkayı bırakıyoruz. Dört motifimiz vardı zaten. Bu iki tane olan önlerde motiflerimiz vardı biliyorsunuz. Bunları nasıl yaptığımızı şimdi göstereceğim. Bu şöyle göstereyim şimdi sizlere. Bakın. Önleri biraz keserek arka pardon kol oyuntusunda hiçbir kesme yapmadım. Ve şu arkaya yapmıştık ya 4 motif arkadaşlar şu. Bu tabii ki koltuk altımıza yani kol boşluğumuza kol evimize küçük olduğu için ben şöyle bir şey yaptım. Motiflerimiz de denk gelmiyordu. Bu arkayı ördüm ve bunu biraz uzattım. Arkaya birleştirirken arka kısımda da şöyle bir bakın şöyle birleştirdiğim zaman bakın kol evimiz nasıl genişledi. Yani bunu zaten ekleyince göreceksiniz. Şöyle ekleyeceğim arka tarafa hem yaka oyuntumuz olmuş olacak. Bakın şöyle birleşmiş olacak. Şimdi göstereceğim ben zaten sizlere onu. Yani bunu ön kısmını şu ördüğümüz düz kısmı biraz uzun örüp arkaya şu tek motife öyle birleştireceğiz. Şimdi gelelim diğer tarafını nasıl yaptığımıza. Dilerseniz bu ipimizi kırmadan arka tarafa birleştirmeyi göstereyim. Şu düz yerinde bırakırız. Birleştirmeyi zaten görmüş olursunuz. Ne dersiniz? Neyse örmeden birleştirmeyi göstermeyelim şimdi. Şimdi geçiyoruz yeleğimizin bu ön kısmına. Örülmemiş olan iki motifimiz vardı. Şu ön kısmına. Şimdi şu kenar kısımdan bu taraftan değil de
Şöyle yapacağım görmeniz için. Şu kısımdan ipimizi takıyoruz. Hemen burada ben ipi taktım. Normal 3 tane trabzan yapacağım. 3 zincir çektim burada. 3 tane trabzan yapıyorum. Sonra aralarda bir zincir çekerek bu sıramı ta ki buraya gelene kadar, şu 4 motif yaptığımız yere gelene kadar önce bir dümdüz 3 tane trabzanlarımızı aralara bir zincir çekerek dümdüz geliyorum. O zamana kadar şuraya gelelim arkadaşlar. Evet, sona kadar geldik. Şimdi önemli olan burasında hiç işlem yapmayacağız. Burada sadece git gel yaparak sadece yapacağımız kesim işlemleri ön tarafta olacak. Yani şunun gibi arkadaşlar. Bakın şurada göstereyim. Şu işi yapacağız. Burası koltuk kısmına gelen yer. Kol evimiz dümdüz gidecek. Sadece şu tarafta. Ön kısımda. Şimdi buradan 4 veya 5 zincir çekiyoruz. Geri dönüyoruz. Şu şekilde. Yani yine 3 tane trabzanımızı yaparak diğer ön tarafa kadar geliyoruz yine. Ben diğer tarafa örerken de şu beden hakkında da biraz söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi bu nereden baksan 48-50 bedene yakın. Büyük beden birazcık. Motiflerimiz ne demiştik? 28 tane motif zaten burada sabit. Bu yelek için 28 motifimiz olacak. Bedenini nasıl ayarlarız? Dediğim gibi bir tane motif 12 santim olduğuna göre bu hırka için. Siz küçük bedenlerde motifin ölçüsünü küçülteceksiniz. Sabit olan 28 motifimiz hiç değişmeyecek. Ama motiflerimizin mesela atıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıraya onu 6 sıra yaptığınız zaman 28 motifi 6 sıra motiften yaptığınız zaman beden küçülecek. 5 sıra yaptığınız zaman biraz daha küçülecek. Bunu öyle de ayarlayabilirsiniz. Şimdi diğer tarafa geliyorum. Ben biraz hızlı geçiyorum. Burası düz olduğu için böyle arkadaşlar. Bakın normal üçlü trabzanlarımızı yapıyoruz. Beden konusunda da öyle yapabilirsiniz. Çünkü motifli hırkalarımızda, yeleklerimizde hiçbir zaman sayı değişmiyor. Tabi uzunluk olarak değişebilir. 28 motif fakat üst tarafı için söylüyorum. Tabii ki birer sırada etek ucuna uzun istiyorsanız birer sıra motif daha ekleyebilirsiniz. Ben bu yelek için konuştum arkadaşlar. Şimdi sona geliyorum. Burada eksiltme yapacağız. Şöyle arkasını düz bir şekil yapalım. Şimdi buraya geldik. Bir zincirimizi çektik. Şunu da yapıyoruz. 3 taneyi doldurduk. Normalde bir zincir çekip buraya bir tane direk yapmamız lazımdı ama yapmıyoruz. Zincir falan da çekmiyoruz. Direk ilmeğimizi alıp tam uç kısmından şuraya birleştirdik. Yani burada bir tane kesmiş olduk. Şurayı kesmiş olduk. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekip burayı kesmiş olduk. Bakın burayı örmüyoruz. Hemen direkt diğer boşluğa, pardon, burada 3 zincir çekelim. Çünkü burada da giderken de kesmiş olacağız. 3 zincir çekip diğer boşluğa üçlü trabzanımızı yaptık. Ve bir zincir aralara çekerek devam ediyoruz. Şimdi yapmış olduğumuz işlem şöyle oldu.
Bu bir sırayı biz zaten eksilttik, giderken de bir sıra eksiltmiş olduk. Bu tarafa gelince tekrar göstereceğim sizlere. Şimdi düz bir şekilde yine koltuk kısmına doğru gidelim, geri gelelim. Bu ön kısma her geldiğimde göstereceğim size. Bir gidiş geliş yapalım arkadaşlar. Şimdi tekrar gittik. Buraya geldik. Geldiğimizde ne yapıyoruz? Bir önceki yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Şu tarafa alalım. Bakın şöyle iki tane eksiltmiştik. Dönerken de eksiltmiş olduk şurada. Şimdi burada yine ilk başta yaptığımız gibi ilmeğimizi aldık. Şu tam üçlü trabzanın baş noktasına iki kere çekerek, bakın burada eksilmiş oldu. Giderken de eksiltme olacak şimdi. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Geri dönüyoruz. Görmeniz için arkası biraz ipimiz lacivert denk geldi. Kusura bakmayın arkadaşlar. 3 tane zincir çektik geri dönerken. İlmeğimizi alıp şu boşluğa tekrar yaparak gidiyoruz. Yine düz bir şekilde gideceğiz, geleceğiz. Şimdi dönerken de yine aynı şekilde, bakın buradan hep şunları yaptığımız için şu uç kısmını, burası şöyle göstereyim. Şöyle. Burası eksilmiş olacak. Yine göstereceğim. Gidelim, gelelim, yine göstereceğim size. Şu 3 zinciri örmüyoruz, doldurmuyoruz. Yani döndüğümüz zaman o 3 zinciri doldurmayıp şurada bırakıyoruz. Bakın şöyle gitti. Şöyle de gösterebilirim deliklerimizi. Şimdi bir daha git gel yapalım arkadaşlar. Düz tarafına şöyle gittim, yine geldim ön tarafımıza. Bakın ön tarafımız zaten eksilmeye başladı. Yine burada da aynı şekilde aşağılarda nasıl yaptıysak bunu yaptık. Son şu deliği 3 tane zinciri saymıyoruz. Şu son olan deliğimize 3 tane trabzanımızı yaptık. Burada hiç zincir çekmeden ilmeğimizi aldık ve karşı tarafa şöyle şu şekilde çektik. Şurada üçgen şekli oldu bakın. Tekrar burada 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Çünkü giderken de bu tarafa dönerken de eksilme yaptığımız için 3 tane zincir çektim yine. İlmeğimi aldım ve direkt trabzanlarımı yapmaya başladım. Bu şekilde gidiyoruz. Yani şu ön kısmını, yeleğimizin ön kısmına biraz meylettik. Kaç sıra olacak bundan arkadaşlar? Şöyle bir sayalım. Bakın burada zaten yaptım ben sizler için ya. Burada direkt şöyle düşünmeyin. Gittik direkt düz geldik diye düşünmeyin. Çünkü buna bir'ye geçerken burası zaten kendiliğinden oval olacak. Merak etmeyin, o kaybolacak. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra eksiltme yapmışız şunun gibi. Şu tarafı da göstereyim şöyle. Biz şimdi kaç sıra yaptık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra yapmışız. 8, 9, 10, 11, 3, 4 sıra daha yaptıktan sonra düz bir şekilde yeleğimizi bitireceğiz. Ama isterseniz şuraya gelince yine göstereyim ben size. Yine düz tarafa geldim. 4 zincir çekip bu düz tarafından, yani kolevinden diğer ön tarafa doğru 3 tane trabzan yaparak aralarda birer zincirle
diğer tarafa kadar gidiyorum. Bu motifleri de arkadaşlar istediğiniz gibi, dediğim gibi model olarak, renk olarak, bakın bunu her sırasını yaptım. Burada iki sıra iki sıra yaptım. Aralara birer düz koydum. Siz de doğaçlama zevkinize, isteğinize göre yapabilirsiniz tabii ki. Burayı biraz hızlı geçeyim. Baş tarafa kadar gelelim. Yine geldik aynı yere. Şu son yerdeki üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Zincir çekmiyoruz. İlmek aldık. Diğer üçlü trabzanın tam şu başına, şuraya uzatarak şöyle üçgen şeklini aldırdık. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekip ne yapıyorduk? Geriye dönüyoruz. Geriye dönerken de kesmiş oluyoruz. 3 tane çektik çünkü bu 3 tanenin içini doldurmuyoruz. Diğer tarafta nasıl 4 tane çekiyoruz zincir, onun içini dolduruyoruz. Bu 3 zincirinki şu kenardakini doldurmadan ilmeğimizi aldık. Hemen buraya 3 tane trabzanımızı yaparak aralarda tek zincir çekerek ilerliyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir işlem daha yaptıktan sonra aynısından, çünkü 11 sıraydı. Bir işlem daha yaptıktan sonra dümdüz ilerleyeceğiz. Ben o işlemi de yapacağım. Nasıl ilerleyeceğimizi de göstereyim sizlere. Kesme işlemi bittikten sonra şimdi düz tarafa geçişi gösteriyorum. Buraya nasıl yapıyoruz? Normal. Diğer tarafta yaptığımız gibi bir zincirimizi çekip bu ilk başa yaptık. Bakın düzeldi hemen. Zincir çekmeden hani 3 tane oraya çekiyorduk. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekip geriye döndüğümüzde bunun içini dolduruyoruz. 3 tane. Devam ediyoruz. Yani artık kesme işini bıraktık. Düz bir şekilde devam edeceğiz ileriye doğru. Kaç sıra düz öreceğiz? Onu göstereceğim şimdi sizlere. Şimdi şöyle bir, pardon, makasımız çok ses yaptı. Dediğim gibi diğer önü ben hazır etmiştim. Ön tarafa doğru olan yer kesim, koltuk yerimiz dümdüz olacak. Düz taraftan sonra ben 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 sıra düz yaptıktan sonra diğer bu arka taraftaki motife birleşme yapacağız. Yani şu uzun olacak, şu arka taraftan. Neden derseniz, bu tabii ki kol evimize demiştik dar diye, şu şekilde duracak. Bakın şöyle daha iyi anlatmış olurum. Burası uzun. Tabii bu kol evin istediğiniz kadar da uzatabilirsiniz. Burası uzun olan yer şöyle duracak. Hem yaka olacak, hem de kol evimizi genişletmiş olacağız. Burada anladık değil mi arkadaşlar? Şöyle. Düz bir şekilde 18 sıra ördüm.
Şöyle bir göstereyim size de. Bakın şurası yakamız, burası kol evimizdi. Şimdi bunu buraya nasıl eklenir göstereceğim. Şöyle tuttuğunuz zaman burası ters tarafı olacak ve düz tarafı burası. Şöyle katladığımız zaman. Şimdi ters tarafı böyleyken şöyle bir katlayalım ve yeleğimizin arkadaki uç noktasından tam ucda bir zincir çektik. Yeleğimizin diğer ucundakine şöyle bir birleştirelim. Birleştirdik. Şimdi normal ilmeğimizi aldık. Hemen şöyle şuradaki deliğimize 3 tane trabzanımızı yaptık. Bir zincir çektik. Karşılıklı motif ekler gibi. Bunu bir oradan bir bu tarafa ekleyerek gidiyoruz. 3 tane doldurdum. Bir zincir çektim. Karşı tarafa geldim. Ve burayı aldım. Bir zincir çektim. Düğüm çıktı. Sonra ben onu ayarlayacağım. İlmeğimizi aldık. 1 2 3 tane 3 tane dolgu yapıp bir zincir çekip diğer karşı tarafa, yani arkadaşlar şöyle motif birleştirir gibi bu hırkamızın ön kısmını arka tarafa şöyle 1,5 motif gelecek şekilde bunu buraya, yani burası ne kadarsa onu oraya eklemiş olacağız. Ekleme işlemimizde motif birleştirir gibi hiçbir değişiklik yok. Sona kadar geliyoruz. İpim birazcık koyu olduğu için anlaşabilmek biraz zor oluyor arkadaşlar. Kusura bakmayın, bu böyle bir ipe denk geldiği için. Bundan sonra da daha önce bir yelek yapmıştık şu düzlerden. O yeleğin anlatımını tekrar yapacağım başka bir videoda. Bu videodan sonra da o yeleğimizi anlatacağım. Orada da anlatma yapmıştım, örerek değil de biraz örerek omuzlarda nasıl yaptığımızı o yeleğimizde de göstereceğim sizlere. Bu yeleğimizi tamamen ben doğaçlama, öyle aklıma geldiği gibi yaptım. Ama güzel bir yelek oldu. Şimdi sona geldim. Son yerlerimi de ekledim. 3 tane yaptım sonda. Ve en son yere şöyle ekledim. İpimizi burada kırmadık ama dursun. Çünkü etrafını geçeceğiz. Ama diğer taraftaki ipimizle de geçebiliriz. Önemli değil. Şöyle bir zincir çektim sizlere göstermek için. Bakın. Burası şöyle oldu. Bakın ya, kol oyuntumuz ne kadar genişledi. Ve yaka kısmımızda güzel bir yaka oldu. Şöyle. Şöyle de gösterebilirim. Şöyle. Bakın. Biraz fazla örüp arkaya diktiğimiz zaman hem omuz olmuş oldu
hem de kolevimiz rahatlamış oldu. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın yeleğimiz, diğer tarafımızı da öreceğiz şimdi. Ben orayı bıraktım ki sizlere diğer tarafını göstereyim diye. Burayı da 18 sıra örüp hemen şu arkaya dikeceğim. Bu şekilde. Sonra kenarlara biye geçeceğiz. Biyeyi geçerken zaten burada deliklerimiz mevcut. Bunlara şundan üçlü trabzan yaparak biyelerimizi geçeceğiz. Şu kısmı nasıl yaptığımı, biyelerini göstereceğim. Diğer kısımlar zaten ön ve arkalar, etek kısımları dümdüz 3 tane trabzanlı işlemimizi yapacağız. Şu yaka kısmını göstereceğim birazdan. Evet, diğer tarafımızı da ekledik. Şurada ipimiz kaldı. Şimdi hırkamız şöyle de göstereyim. Pardon, yeleğimiz. Şöyle göstereyim. Her iki tarafı da bitti. Şimdi kenar biyesine geçerken ipimi kırmadım burada. Arka tarafımızı zaten, yani şu ense kısmımızı şuraya kadar hiç bozmadan, aralara zincir çekmiyorum burada. Normal üçlü trabzanlarımızı yaparak geliyoruz. Biraz yaka kısmı, yani şu ense tarafı toplanması için araya şuraya kadar zincir çekmeyeceğim. Sadece üçlü trabzanlarımızı yapıyorum. Daha rahat olsun isterseniz kendiniz aralara zincir de çekebilirsiniz. Ben şu ense kısmı biraz toparlansın diye, yaygın durmasın diye aralara zincir çekmedim. Şimdi geldik şu hemen omuz kısmımızın yerine. Bakın burada zaten şunu yaptıktan sonra direkt şuraya. Çünkü yakamızı toparlayarak gidiyoruz. 3 tane trabzan yapıp bir tane zincir çekip, bakın yerimiz zaten belli. Bunlara aralar yine birer zincir çekerek her bir boşluğumuza üçlü trabzanlarımızı yaparak iniyoruz aşağıya. Yeleğimizin tüm çevresini bu şekilde 3-4 sıra biye yapacağız. Bu biyemizin ilk sırası oluyor. Şimdi şu düz sırasını şuraya kadar düz bir şekilde gelelim. Aralarda yine bir zincir. Ben tek renk ile, çünkü içerisi yeleğimizin çok karışık olduğu için biyesine çizgi falan, başka renkten çizgi koymaya gerek yok. Tek renkten 3-4 sıra biye öreceğim. Şimdi bakın geldik bu kesim yerimize. Yine aralar bir zincir ile bir tanesini yaptık. Arada bir zincir çekip bir boşluğunu bırakıp şunu diğerine. Yani şunu yapar gibi her bir boşluğa yaparsak orada bir volanlama olur. Kiloş gibi durmaması için. Bakın bir tane atlıyorum. Şu aralarda bir tanesini atlıyoruz. Bir zincir çektim. Bakın şurayı atlıyorum. Diğerine.
Hem yakamız toplanmış olacak. Şu şekilde. Bir tane bıraktım diğerine. Burada bakın. Şurada başlangıç yerimizde şura olduğu için bir tane boşluk bırakıp şuraya denk geldi. Buraya yapıyorum bir tane. Bir tane zincir çekip diğer tarafa. Yaparak ilerleyeceğim. Bakın yakamızda biraz toplanmış oldu. Aslında şu köşeyi tekrar göstereyim. Bakın orada volanlık olmasın. Çünkü şu döner kısım atlayarak yaparsak biraz böyle geriye doğru kıvrılma olur, dar olur. Şurada bunu yaptıktan sonra arkadaşlar hemen yanındaki bakın. Aslında şöyle tuttuğunuz zaman düz bir şekilde duruyorsa istediğiniz yere üçlü trabzanı yapabilirsiniz. Bakın bunu yan yana yaptım şimdi. Modelimiz gerilmesin diye. Bunu tekrar yanına hemen yaptım. Köşe yer her ilmeğe üçlü trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Sonra normal yerine geldim. Bakın şurada yan yana yaptığım zaman orada bir potluk olmadı. Bir zincir çekip normal akışında devam edeceğiz. Önemli olan şu yerimizde bakın dümdüz oldu. Şöyle tuttuğumuz zaman size şöyle detaylı göstermek istiyorum aslında. Bakın şurada şuraya gelene kadar bir sıra atladık, bir tane yaptık, bir sıra atladık ama tam köşe kısmında 3 taneyi yan yana yapabilirsiniz potluk olmaması için. Bu şekilde tüm çevremizi, yeleğimizin bütün çevresini, diğer tarafı da aynı şekilde şu uç kısma geldiğimiz zaman diğer tarafımızı da burayı yapıyoruz. Burayı, şurayı ve şurayı üçünü yan yana yaparsak burada bir potluğumuz olmaz. Döner yerimiz daha düzgün olur. Evet. Bu şekilde 3 sıra gideceğiz. Yeleğimiz bitmiş olacak. Umarım güzel bir anlatım olmuştur arkadaşlar. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Ekranımız zaten biraz dar olduğu için zorlanıyoruz ama bilenler için de zaten bilirler. Bilmeyenler için de ince detaylı yeleklerimiz de var zaten. Bu şekilde eğer ki takıldığınız yerler olursa yine yorumlarda yazabilirsiniz. Bundan sonra da bundan sonraki videomuz dediğim gibi önceden çalışmış olduğumuz bir yeleğimiz vardı. Bu omuz kısımlarında motifli olan yeleğimiz 35 motiften falan oluyordu galiba hatırladığım kadarıyla. Tekrar o yeleğimizi çalışacağız. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın.